Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere doğal sayılarla ilgili çeşitli sorular çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz videoyu durdurup siz ilk önce kendiniz yapın, cevaplarınızı bulun. Daha sonra benim çözümlerimle karşılaştırırsınız, kendinizi denemiş olursunuz. Bakalım kaç tane doğru yapabiliyorsunuz. Hemen başlıyorum birinci sorudan. 54.328.060 sayısının milyonlar bölüğündeki rakamlar hangisidir? Burada bölük soruyor, değil mi? O zaman şurası yani milyonlar bölüğü. Burası binler, burası birler. O zaman milyonlar bölüğünde kim var? 5 ve 4 var. Cevap C şıkkı oldu. Kolaymış. İkinci soru. Yukarıdaki sayının birler ve milyonlar bölüğündeki rakamlar yer değiştirirse yeni sayı kaç olur diyor. Bakın burada yine bölüklerden bahsediyor. Sık sık şu kelimelerin üzerinde duruyorum çünkü basamak ve bölük sözcüklerini öğrenciler bazen karıştırıyor. Bu sefer de soruyu yanlış anlıyor, yanlış çözüyor. Burada birler bölüğü ve milyonlar bölüğünü yani birler basamağıyla milyonlar basamağını demiyor. O zaman şu bölük ile milyonlar bölüğü yani şu 342 ile 704'ü yer değiştir diyor. 704 başa geliyor. 342 en arkaya geçiyor. Bakıyoruz nerede var? B şıkkında var. O zaman yeni sayı 704 milyon 326 bin 342 oluyor. Üçüncü soru. Rakamları birbirinden farklı en büyük 8 basamaklı doğal sayının sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Biraz yaklaştıralım. Rakamlar birbirinden farklı olacak. 8 basamaklı olacak. Şimdi en büyük rakam. Çünkü en büyük istiyor. 9. Farklı olduğu için bir sonra 9'u kullanamıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2. İşte en büyük sayı böyle oldu. Yani 98 milyon 765 bin 432. Bu sayı buradaki sayının sayı değerleri toplamı. Rakamların sayı değerleri toplamı. Yani 9 artı 8 artı 7 artı 6, 5, 4, 3 ve 2'yi topla diyor bize yani. 9, 17, 24, 30, 35, 39, 42, 44. Cevap 44'müş. Nerede? C şıkkında. İşaretliyorum. Dördüncü soru. 93 milyon 72 bin 354 sayısında 9 rakamı hangi basamaktadır? Bakın bu kez hangi basamak diyor. Basamak ismi. 9 nerede? Burada. Neresi oluyor burası? İsmi ne? 10 milyonlar. Bakın milyonlar 10 milyonlar. 100 milyonlar da var ama şu anda tabii bu sayıda yok o. Basamak isimlerini de hatırlayalım burada. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, 10 milyonlar. O zaman 9 10 milyonlar basamağında cevap 5. 5. Aşağıdaki sayılardan hangisi 10 milyonlar ve binler basamaklarında 5 olup 8 basamaklı çift doğal sayı? Şimdi çift doğal sayı bir kere şu D şıkkı elendi. Niye? En arkada 3 var. 3 tek. Bir doğal sayının tek mi çift mi olduğunu en arkadaki yani birler basamağındaki rakam belirliyor. Bu 3 buradaki doğal sayının tek olduğunu anlatıyor bize. O zaman bu elendi. Şimdi diğerleri çift bakın 8, 8 ve 8. Ne diyor? 10 milyonlar ve binler basamağında 5 olsun diyor. 10 milyonlar nerede? Şurada. Burada var. Bir de binler basamağı. Bakın binler basamağı şurası. A şıkkı doğru galiba, değil mi? Şuna bakalım. Bunun da 10 milyonlar basamağı zaten 2 olmadı. Bunun da 10 milyonlar basamağı 3. Bu da olmadı. Onlar da elendi. Demek ki aradığımız cevap A şıkkındaymış. Sayımız buradaymış. Devam edelim. 6. soruya. 103 milyon 8002 sayısında rakamla yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 103 milyon 8002. Şöyle bir şıklara siz baktığınızda ne görüyorsunuz? Doğru cevabın A şıkkında olduğunu görüyorsunuz. 103 milyon 8000 ve 2. Cevap A şıkkı. 7. 74 milyon 345 bin 16 sayısındaki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi buradaki basamak değerlerini ben şöyle basit bir yöntemle öğrencilere hep öyle anlatıyorum. Şu 4'ü yukarı çıkarın. Yanına diğer basamaklara 0 ekleyin. İşte bunun basamak değeri ortaya çıktı. Yani 4 milyon. 4 milyonu yazalım. Şöyle. Diğer 4 çıkardım aşağıya. Bakın 1, 2, 3, 4 tane 0 gerekiyor. Yani buradaki 4'ün değeri 40 bin. 10 binler basamağında yani. Onu da yazalım 40 bini.
ve bunların toplamı diyor. 0, 0, 0, 0, 4, 0 ve 4. Ne oldu? 4 milyon 40 bin oldu. Nerede cevap bakıyorum? 4, burası değil, burası değil. Evet, burada 4 milyon 40 bin. C şıkkı. 8. 8 milyon 790 M harfi var. 200 N harfi 3. Farklı rakamlarla yazılmış 7 basamaklı bir doğal sayıdır. Bakın farklı rakamlarla yazılmış. M artı N'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. En büyük olmasını istiyoruz. Rakamlar farklı olacakmış. 9 kullanılmış, 8 kullanılmış, 7 kullanılmış. O zaman 6 var mı? Yok. O zaman ben M harfine 6 verebilirim. N harfine 5'i verebilirim. Bakın 5 de kullanılmamış. Yani en büyüklerden onlar kaldı çünkü. Ve bunların toplamı diyor. Kaç olur? 11 olur. Cevap B şıkkı olur. Devam edelim. 9. Farklı rakamlarla yazılabilen en küçük 8 basamaklı sayı hangisidir? Farklı rakamlarla yazılacak, en küçük olacak ve 8 basamaklı. Bütün sayılar 8 basamaklı. En küçük olması için en küçük rakam 0 ama 0'ı başa yazamıyoruz. O zaman başa 1'i yazmamız lazım. Sonra 0 yazmamız lazım. Bakın bu o zaman Bursa ve Denizli elendi yani. Adana ile Ceyhan kaldı. 1, 0, 5 gitmiş bu. Olmadı. 1, 0, 2, 3, 4, 5. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Demek ki en küçük bu. C şıkkı. 10. Türkiye'nin 2008 yılındaki nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler bölüğünde 100. Bakın şu elendi A şıkkı. Birler bölüğü diyor. 170 var burada. Binler bölüğünde 517. Bunu da zaten elemiştik. Binler bölüğü 517. Bakın bu da elendi. Bu olur, bu da olur. Milyonlar bölüğünde 70. Evet, 70 var. Bunda da 70 var ama bunun en baştaki birler bölüğü 100 olacaktı değil mi? Bunu ben görmedim, şimdi fark ettim. Bu elenmişti zaten baştan. Ne kaldı? Bu kaldı. Yani birler bölüğünde 100 var, binler bölüğünde 517 var, milyonlar bölüğünde de 70 var. Yani bizim aradığımız yer burasıymış, Denizli. 70 milyon 517 bin 100'müş Türkiye'nin nüfusu 2008 yılında. 11. soru. 253.165 sayısının soluna 1 yazarsak sayı kaç büyür? Yani sol tarafına bir tane 1 koyarsak diyor. Sayı ne kadar büyür? Şu anda 253.000. Yani biz nereye koyduk? Milyonlar basamağına 1 koyduk değil mi? O zaman 1 milyon arttırmış olduk yani sayıyı. Önceden 253.165'ti. Biz 1'i koyunca 1.253.165 oldu. Sayımız 1 milyon büyüdü. Bakıyorum bu değil. Evet, burası. Cevap D şıkkı. 12. Bir doğal sayının sağdan 7. basamağı hangi bölükte yer alır? Yazalım bakalım. Birler, onlar, yüzler. Burası birler bölüğü değil mi? Biz 7. basamak. Sağ taraftan diyor. Yani sola doğru giderken. Sonra ne vardı? Binler, on binler ve yüz binler değil mi? Ne oldu? 6 basamak oldu. Sonra milyonlar geliyordu. Yedinci kişi bu işte. Yedinci basamak. Peki bu basamak nerede yer alır? Milyonlar. Diğerlerini de yazayım. 10 milyonlar ve 100 milyonlar. Nerede yer alıyor bu? Milyonlar bölüğünde yer alıyor. Milyonlar takımında yer alıyor yani. O zaman cevap C eşit. 13. 465 milyon 51 bin 527 sayısında basamak değeri en küçük rakam hangi basamaktadır? Şöyle bir bakalım. Evet, doğru cevap 0 olacak. 7 basamak değeri 7. 2'nin basamak değeri 20. Bunun basamak değeri 500. 1000, 50.000, 0, 5 milyon, 60 milyon ve 400 milyon. En küçük basamak, yani basamağın en küçük basamak değeri olan rakam 0 burada. O da nerede? 100 binler basamağında. Cevap o zaman C şıkkı oluyor. İşaretledim. Son kağıdımız 14. 42 milyon 850 A ve 470 A sayısında rakamların sayı değerleri toplamı 36 ise A rakamı kaçtır? Şimdi böyle sorularda ilk önce gördüğümüz rakamların sayı değerlerini toplayacağız. Yani 4, 2 daha 6, 8 daha 14, 5 daha 19, 4 daha 23, 7 daha 30. Gördüklerimiz 30 oldu. Hepsi 36 ediyormuş diğer A'larla beraber. O zaman 36'dan 30'u çıkarınca geriye ne kaldı? A6.
Ama cevap 6 değil çünkü 2 tane A harfi var. O zaman 6'yı da 2'ye böleriz. Bir tane A harfinin yerinde 3 olduğunu anlarız. Demek ki cevap 3'müş. A şıkkı. 15. 307.256.296 doğal sayısında ikilerin basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi 2 nerede? 100 binler basamağında. 200 bin. Diğeri yüzler basamağında. 200 bin 200. Nerede var bu? Bakıyorum. Evet. Denizli'nin D'sinde varmış. 200 bin 200 olacak. Son soru. Buradaki rakamları kullanarak yazılabilecek en büyük tek doğal sayı kaçtır? Şimdi şıklara bakarak da bulabiliriz de ben bu soruyu anlatmak istiyorum size. Şimdi bu sayının tek olması için arkaya en sona tek bir rakam koymak lazım. Bu sayıyı bir de en büyük yapacağız ya, o zaman arkaya küçük bir tek sayı gönderelim. Yani tek kim var burada? 3 var. Bakıyorum 5 var, 9 var. Diğerleri çift zaten. 3'ü mü göndereyim, 5'i mi göndereyim, 9'u mu? Tabii ki 3'ü göndereyim arkaya. Diğerleri önde lazım bana, değil mi? O zaman diğerlerini de büyükten küçüğe doğru sıralamamız lazım. Şıklarda zaten en arkada 3 olan sadece burada var. Bunlar tek değil zaten. Cevap C şıkkı oluyor da ben size yine de sorunun anlatımını göstermek istedim. Sayımız ne oluyor peki? Şöyle 9 tabii büyük yapacağız ya, büyükten başlıyoruz. 9, 8, 6, 5, 4, 2'yi koyuyoruz. Sonra 0 kalıyor zaten. Bir de 3'ü en arkaya koymuştuk. İşte sayımız da bu şekilde oluyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.